Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallû ala resulina Muhammed. Allahümme صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Kendi yolundan bizleri ölünceye kadar, evlatlarımızı, neslimizi kıyamete kadar ayırmasın. Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mağmur eylesin. Dünyada, ahirette güzel yerlere gelmemizi nasip eylesin. Evlatlarımızın hep hayrını görmeyi nasip eylesin. Damatlarımızın, gelinlerimizin de çok hayırlı olmasını nasip eylesin. Üç aylarımız mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu son nefesimizde iman, Kur'an ve şehadetle huzura varabilmeyi de nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, sizlerle bu sohbetimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilaç gibi gelecek bir hadis-i şerifi paylaşacağız. Yani her türlü hastalıklar var, ilaçları var ama bu hadis-i şerifin ilaç gibi olmasının sebebi hepimizin kafaya takmış olduğumuz dünyalık meselelerimiz var. Onları bir tarafa itiyor ve bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 4 tane haslet söylüyor. Bu özellikler sende olduğu sürece diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, dünyadaki kaybından sana asla zarar gelmez diyor. Yani dünya bir tarafa, şu 4 haslet bir tarafa, adeta bu kadar önem arz eden bir hadis-i şerifi sizinle beraber paylaşmak istedim. Rabbim tesirini halk eylesin. Dinlediklerimizi yaşamayı nasip eylesin. İhlas, amel-i saliha ve samimiyet nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Geçelim biz hadis-i şerifimize. Sevgililer sevgilisi, biricik liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Erba'un izâ künne fîke felâ aleyke mâ fâteke mined dünyâ." 4 şey var ki sende, onlar, o 4 tane madde şimdi söyleyecek onları bizlere. Bunlar sende olduğu sürece dünyadaki kaybından asla zarar görmezsin. Dünyadaki kaybından asla zarar görmezsin. İşin efendim bu 4 maddede düzelir. Paran gelir. Çocuğun hayırlı olur. Evliliğin mutlu bir yuva halinde devam eder gider. İnsanlar seni ararlar, sorarlar. İnsanlara bir güven verirsin. İnsanlar her zaman için seni örnek alırlar. Kısacası çok çok önem arz eden bu maddeleri sizinle paylaşmış olalım. 1. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki hifzu emane, yani emaneti korumak birinci maddedir ki insan için en önem arz eden bir olay da emanet. Emanete sahip olmak, emaneti korumak ve efendim emanet veren kimseye o noktada hıyanetlik yapmamak. Biliyorsunuz münafıkların alameti sayılırken 3 tane madde söylendi. Bir tanesi de emanete hıyanet etmekti. İşte bir mümin, Müslüman emanetine dikkat ederse her zaman için efendim kendisine emanet olarak bırakılan güvenilir bir insan oldu artık. Her zaman aranan bir insan olur. Emanetini efendim insanlar gelip teslim ederler. Hatta şu söz emanetini de dikkate alalım.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize, bir kimse sağına soluna bakıp da sana gizli bir şey fısıldarsa, yani kimse duymasın anlamında, onun söylemesine bile gerek yok. Böyle sağa sola baktı, bu ne demektir? Kimse duymasın, kimse efendim öğrenmesin şu anda sana söyleyeceklerimi demektir. O bitti, tamam. Ta mezara kadar, kabre kadar götürmen lazım onu. Sakın ha birisiyle paylaşma. Ya bana birisi gizli bir şey söyledi, ben de sana söyleyeyim ama sakın kimseye söyleme, deme. Böyle bir şey olamaz yani. Emaneti o sana. Söz emaneti var, para emaneti var, namus emaneti var. Yani bunları böyle çok sayabiliriz. Dolayısıyla mümin olarak, Müslüman olarak emanetlerimize karşı çok dikkat ederiz. Onlara emanetlerimizi koruruz. İkincisi, ve sıdkü hadis, doğru söylemek. Yani bir müminin, bir Müslümanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de doğru söylemektir. Dolayısıyla senden şakadan da olsun bir yalan ağzından çıkamaz. Çıkmamalı zaten. Yani öyle bir güven duyulmalı ki sana, senin sözlerin tapu gibi, bir senet gibi her yerde efendim geçerli olmalı. Çünkü neden? Bir müminsin, Müslümansın. Müslüman kimse asla yalan söylemez. Yanlış yapabilir mi? Olur. Şeytana uyar yapabilir ama yalan söyleme noktasında asla buyurdu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dikkat et. Yani çocuğuna bile Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bir olay yaşadı. Çocuğunu dışarıdan içeri almak için bir kadın hurma vereceğini söyledi. Sonra döndü kadına dedi ki çocuğunu çağırıyorsun. Efendim bir şey de ona söyledin, teklif ettin, vaat ettin. Verecek misin? Evet vereceğim buyurdu. O zaman buyurdu ki efendim eğer vermemek efendim kaydıyla vereceğim deseydin, onu çağırsaydın çocuk hani kendi efendim sana uyup gelecekti ama sen de sözünde durmayacaktın. Yalancıların listesine kaydolacaktın. Yalancıların arasına girecektin. Aman dikkat. Çocuğumuz bile olsa evladım şunu yapacağım dedim mi ne pahasına olursa olsun onu yerine getir. Çocuğun beyninde böyle bir iz bırakma. Demek kandırak için söylenebiliyormuş. Birisi efendim bunu biz yalan da söyleyebiliyormuşuz gibi sizden alıyor, bizden alıyor örneklerini. En büyük örnek yaşadığı annesiyle, babasıyla, ailesiyle olan örneklerdir. Rabbim çocuklarımızı da çok hayırlı eylesin. Bizi de çok hayırlı eylesin. İstikamete ayırmasın inşallah. Yani bu doğru söyleme noktasındaki olan dikkatimizi her zaman için, her zaman için bir Müslüman olarak dikkatimizi bu noktada teksif etmeliyiz, odaklamalıyız. Aman 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 ağzımdan bir yalan çıkmasın diye böyle mümin, efendim Müslüman, muvahhid, Allah'a efendim sözünü vermiş olan kimse dikkat eder. Yalancıların listesine kaydolmak istemez. Rabbim bugüne kadar yaptıklarımızı da affeylesin, bağışlasın inşallah. Diğer bir önemli husus da üçüncü maddede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ve husnü halika, güzel ahlak. Güzel ahlak sahibiysen Allahu Ekber. Yani her zaman kurtarırsın. Cenab-ı Hak Celle güzel ahlakı bizlere verdi, veriyor. Kur'an zaten başlı başına güzel ahlakı anlatıyor. Örneğimiz, önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla bize efendim numune olmuş. Her zaman için onun liderliğinde efendim izinde gidiyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla bazen aynaya baktığımız zaman sık sık şu duayı da yapalım. Diyelim ki Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allahümme kemme ahsente halki fe ahsin huluki. Böyle dua etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım yaratılışımı nasıl güzel yaptın böyle. Yüzüm güzel, ellerim güzel, efendim vücudum güzel, her şeyim güzel. Dolayısıyla ahlakım da güzel olsun. Ahlakım hatta daha da güzel olsun. Yani o kadar önem vereceksiniz ki buna efendim insan ahlakıyla ön plana çıkıyor. Sen ne kadar hacı ol, hoca ol, efendim işte sakal bırak ve vesaire vesaire. Buna sünnettir, tamam sevabı var ama ahlak güzelliği yoksa yaptığımız bütün amellerin efendim sevaplarını götürürüz bir tarafa bırakırız. İnsanlar çünkü ahlak güzelliğine çok bakıyorlar.
Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse geldiği zaman kızınızı istemeye buyuruyor. Ona iki şeyi sorun buyuruyor. Bir, dini efendim tarafına bakın. Dinini sorun, dinle alakalı olan bölümlerini öğrenin. İkincisi de ahlakını buyuruyor. Yani sadece dindar olması da yetmez. Ahlakı nasıl? Yani konuşmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, efendim ticaretiyle, komşuluk ilişkileriyle. Ahlak deyince çok kapsamlı bir olay bu. Dolayısıyla Rabbim ahlakımızı da güzelleştirsin. En güzeli nasip eylesin inşallah. İşte bunlar oldu mu insanda? Efendim güzel dikkat ediyorsun konuşmana, doğru konuşuyorsun. Emanete efendim dikkat ediyorsun, emaneti koruyorsun. Sonra ahlakına dikkat ediyorsun, ahlakın çok güzel. Ya ne yapacaksın sen dünyayı? Zaten dünya sana verilmiş, almışsın, götürüyorsun sen maşallah. Mesela bazen arkadaşlara tavsiye ederiz. Yeri gelmişken yine söyleyelim. Efendim ticaret yapıyorlar veya herhangi bir yerde çalışıyorlar. Bakıyorsunuz iş kaçırmamak için birkaç yere aynı günlerde, aynı saatlerde söz veriyor. Halbuki cebinde bir ajanda olacak, yazacaksın. Ben şuraya gideceğim şu saatte. Bakacaksın defterine, müsait saatinde söyleyeceksin karşı tarafa. Telefonunu alacaksın. Geç kaldın, trafikte kaldın. Alo, kardeşim trafikteyim, gelemiyorum, yarım saatim var, haberin olsun, özür dileyeceksin. Yani bunlar seni bir erdemdir, senin kaliteni gösterir. Hatta herhangi bir şekilde bir ofis, bir efendim yer açmana bile gerek kalmaz. İnsanlar telefonla seni arar, bulurlar. Günlerce işin hazır olur, aylarca işin hazır olur. İnsanlar söz verirken bile dersin ki 3 ay işim efendim dolu, dolayısıyla size söz veremiyorum. Ne kadar güzel bir ahlak bu. Öbür türlü insanları oraya kandırırsın, buraya kandırırsın, iş çok almış gibi görünürsün ama alacağın beddualarla beraber o paraların hiç hayrını görmezsin. Çocuklarından efendim aileden çekersin, eşinden çekersin, evinden çekersin, komşundan çekersin, hasta olursun, oralarda paralarını kaybedersin. Onun için kazandım zannetme. Yani insanları aldattım, kazandım oh diye zannetme böyle bir şey efendim, kazandığını kaybeden sensin. İşte bu güzel davranışlar eğer bizde olursa inanın dünyayı cebimize efendim koymuş bir şekilde hayatımıza konforlu bir şekilde devam etmiş oluruz. Son bölüm ve iffetün fi tu'me. Helal lokma. Helal lokma bilinci. Bu da çok önem arz ediyor. Helal lokmaya dikkat edersek, harama bulaşmazsak Allah Celle Celaluhu bizim o yediklerimizi bize nur eder. Efendim ibadete kuvvet eder. Çocuklarımız hayırlı olur. Sözlerimiz tesirli olur. Her yerde Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak Celle bizden razı olur. Güzel bir şekilde bir atmosfer, bir çevre ediniriz. Helal lokma, helal lokma. İşin ana merkezlerinden bir tanesi de bu olmuştur. Onun için ibadet diyorlar. İbadetin efendim 10'da 9'u helal lokmadır. Helal lokmaya dikkat edersen haram efendim lokma yemezsen, yedirmezsen senin öyle güzel bir şekilde bir şeyin olur ki Allah'a yakınlığın hiç bu dille tarif edilemez yani. Niye? Cenab-ı Hakk'ın helal lokma vermiş. Helal lokmayı yiyen kimsenin çocukları da çok farklıdır. Çocuklar çok usludur. Efendim söz dinler, anasını babasını üzmez. Efendim ne zaman ki harama bulaşıyoruz, şüphelilere bulaşıyoruz, kayıyoruz efendim böyle. Şu anda mesela bir sürü insan bakıyorsunuz daire alacağım diye ondan sonra şeyleri soruyor. Faizde efendim işte %1, %1,5, %0. şu kadar ev alayım diye. Ya kardeşim Allah'tan kork ya. Yani gerekirse kiracı ol ondan sonra uzak yerlerden git gel ama faize bulaşma, bulaşma. Haram lokmayla efendim ilgin olmasın. Haram efendim bir evde faizle alınan bir evde oturma. Faizle alınan bir arabaya binme. Yani bunlar dikkat edersek Allah'ın izniyle dünyamızda mamur olur, ahiretimizde mamur olur. Rabbim hepimize yardım eylesin. İstikametten ayırmasın. Bakın efendim doğru insanlarla beraber olan efendim kimseler bak ne yapıyorlar? Bu dünyasında güzel bir şekilde devam ettiriyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz cenazesine hayırlı insanlar geliyor. Duaları esirgemiyorlar. Efendim giderken öyle güle güle gidiyor Allah'ın huzuruna. Ama yanlış insanla oturup kalkan kimseler bu dünyada da kaybediyor. Efendim cenazesinde de kaybediyor. Kabrinde de kaybediyor.
Yani gözler buna şahit oldu. Öyle cenazeler efendim biz gittik ki insanlar oralarda o cenazeyi defnedeceğiz. Etraftaki baktık şeylere, mezar taşlarına, adam mezar taşlarına Fatiha diye bir şey yazmıyor. Mezar taşını yazmış, efendim işte tuttuğu takımın ismini yazmış. Ben burada söylemiyorum ki yanlış anlaşılmasın diye. Yani o kadar fazla seviyor. Sonra geçen bir haber yaptılar. Adam gitmiş, tuttuğu takımı şampiyon oldu diye. Sen dünyadayken göremedin, şimdi görüyorsun. Şampiyon olduk işte diye. Bu mutlulukla geliyor oraya. Bir Fatiha bile okuyamıyorlar. Nasipleri yok. Yani o yüzden kiminle beraber olduğumuza çok dikkat edelim. Ne olduğumuz sadece yeterli değil, bir de kimle beraber olduğumuz da çok önem arz ediyor. Rabbim iyilerden ayırmasın, dostlarından ayırmasın, dünyada ahirette. Rabbim inşallah sevdikleriyle beraber olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında da cennette beraber olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanike Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ربي رجب الشريف شعبان الشريف hakkımıza mübarek eyle. Ramazan-ı Şerif'e sağlık afiyet içerisinde de ulaşmayı nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi evlatlarımızı çok hayırlı eyle. Beş vakit namazlarını kılmalarını biz söylemeden nasip eyle. Ya Rabbi ahlaklarını güzel eyle. Bizimle ahlakımızı güzel eyle. Nasıl yaratılışımızı güzel yaptıysan ahlakımızı da güzel yap ya Rabbi. Allah'ım hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borç edalar nasip eyle. Ya Rabbi helal lokmadan ayırma, harama bulaştırma, faizlere, kredilere bulaştırma. Ya Rabbi çok dikkat etmeyi, bugüne kadar ne yaptıysak hepsinin affolmasını ve tertemiz huzuruna gelebilmeyi nasip et Allah'ım. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimizin ruhları için ve ya Rabbi bütün dua bekleyen kardeşlerimizin de sağlık, afiyeti, sıhhat ve selameti için ümmet-i Muhammed'e hayırlar nasip olması için, yağmurlarımızın bol bol yağması için, Allah rızası için. El-Fatiha.